Sevgili dostlar, merhabalar. Yozgat Şairler ve Yazarlar Derneği'nin sayfasından yaptığımız bu yayınımızda Yozgat Sevdalıları Şairler Antolojisi 2021'deki şairlerimizin tanıtımlarına devam ediyoruz sevgili dostlarım. Ve bugün iki arkadaşımızın tanıtımı var sevgili dostlarım. Önce Yakup Tufan arkadaşımızın tanıtımını yapacağım. Ve bu yayın bittikten sonra değerli dostlarım Yaşar Demir arkadaşımızın tanıtımına başlayacağım. Nida Tüfekçi'den dinliyoruz. 1961 kaydı. Yozgat Sürmelisi. Sevgili dostlar, yıl 1955 ve Yiğit'in harman olduğu Yozgat'tan bir Yakup Tufan doğar sevgili dostlar. Ve şimdi sevgili dostlarım, Yakup Tufan üstadımızın sesiyle buluşturayım sizi önce. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sizleri saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. İçinde bulunduğumuz şu mübarek Ramazan, 11 ayın sultanı, rahmeti, bereketi, feyzi, bol Ramazan, hepinize mübarek olsun. Rabbim, bu mübarek Ramazan'da yaptığımız dualarımızı, kıldığımız namazlarımızı, yaptığımız hayır hasenatımızı, güzel amellerimizi dergah-ı ilahiyesinde kabul ve karin eylesin. Ramazan müminler için, bizler için büyük bir nimet, büyük bir ihsan ve büyük bir fırsat. Ne mutlu onu bilene. Sevgili kardeşlerim, biz elhamdülillah, bir taraftan bu mübarek Ramazan'ın feyiz ve bereketinden, af ve mağfiretinden, cehennem ateşinden, kurtuluşundan azami istifade etmek, Rabbimize yalvarmak, dua ve niyazda bulunmak, affımızı dilemek için gayret ve çaba içerisinde olurken, aynı zamanda dünyadaki mağdur, mazlum, garip, yoksul, kimsesiz, horlanmış, zulme uğramış, zillet altında olan kardeşlerimize yetişmeye, onlarla gönül köprüleri kurmaya çalıştık, çalışıyoruz. Team olarak Balkanlarda, Türkiye'mizde, Kafkaslarda, Türkistan'da, Uzak Doğu'da, Asya'da, Orta Doğu'da, Gazze'de, Filistin'de ve Afrika'da mazlum, mağdur, garip, yetim, zulme uğramış, kimsesiz, yoksul, fukara kardeşlerimize ulaşmaya, onlara maddi, manevi yardımlar yapmaya, gönül köprüleri kurmaya çalıştık. Ramazan vesilesiyle bu söylediğim bölgelerde gıda yardımları dağıttık. Dağıtmaya devam ediyoruz. Topluca iftarlar verdik, vermeye devam ediyoruz. Bunların ötesinde gönül köprüleri kurduk, kurmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, yardım yapmak yeterli değil. Zulme uğramışlar, gariple, kurabayla, kimsesizle, yoksulla bağlantı kurmak. Gönül köprüleri kurmak lazım. Onların yalnız olmadığını, kimsesiz olmadığını, hepimizin bir millet olduğumuzu, büyük bir aile olduğumuzu, daha ötede Adem'in çocukları olduğumuzu onlara anlatmamız lazım.
Onlar kendilerini yalnız hissetmemeliler. Garip, kimsesiz, yoksul, itilmiş, kalkınmış hissetmemeliler. İşte bu Ramazan, bu gönül kökler için büyük bir fırsat, büyük bir nimet. Rabbim bu çalışmalarımızda bizim nusretini üzerimize eksik eylemesin. Birlik ve dirliğimizi daim eylesin. Memleketimize, gönül coğrafyamıza, diyar-ı İslam'a birlik, dirlik, huzur, barış ve esenlikleri ihsan etsin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, hayır ve hasenatımızı dergâh-ı ilahiyesinde kabul ve karin eylesin. Sevgili kardeşlerim, bütün dünyayı kasıp kavuran koronavirüsünden bir an önce bütün insanlığı Rabbim kurtarsın, muhafaza eylesin. Bu niyaz ve dilekle şu mübarek Ramazan'ın son cuma günü hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sağ olsun, var olsun sevgili Yakup Tufan Üstadımız. Değerli dostlarım, kimdir Yakup Tufan Üstadımız? Siz dostlarımız biliyorsunuz, bilmeyenlere tanıtalım efendim. 1955 yılında Yozgat'ta doğan Yakup Tufan, ilkokul ve ortaokulu bitirip Almanya'ya gitti. Lise ve yüksek tahsilini Almanya'da tamamladıktan sonra maden mühendisi olarak uzun yıllar Alman maden ocaklarında görev yaptı. 70'li yıllardan itibaren Avrupa'da yaşayan Türklerin milli ve dini değerlerinin korunması ve geliştirilmesi yolunda büyük mücadele verdi. Bu konuda büyük gayret ve çaba içerisinde oldu. Avrupa'da birçok Türk ve İslam sivil toplum kuruluşlarında büyük çalışmalar yaptı. Çeşitli faaliyetlerde görev aldı ve yöneticilik yaptı. Türk aile yapısının muhafazasında ve aile meselelerinin çözümünde fahri hizmetlerde bulundu. Her zaman Türk kimliğinin ve Türk kültürünün korunması, geliştirilmesi ve tanıtılması hususunda büyük hizmetler yaptı. Her daim asimilasyonun karşısında durdu. Uzun yıllar fahri aile danışmanlığı görevi yaptı. Birçok ailenin yıkılmasını ve dağılmasını önledi. Türk çocuklarının haksız yere ailelerinden koparılmasının önüne geçti. Almanya'da yaşayan yabancıların ve özellikle Türklerin meselelerinin çözümünde büyük bir mücadele verdi. Yabancılar Meclisi, Uyum Meclisi, Şehir İdaresi gibi resmi müesseselerde yaklaşık 20 yıl fahri görevler yaptı. Sevgili dostlar, Yakup Bey, Türk velilerinin teşkilatlanmasında okul aile birlikleri faaliyetlerinde aktif görevler yaptı. Uzun yıllar şehir okul komisyonunda resmi görevlerde bulundu. Eğitim alanında Türk çocuklarının göz ardı edilmesine ve ana dili Türkçenin okutulması konusunda büyük mücadeleler verdi. Almanya'da Duisburg Eyalet Mahkemesi'nde 5 yıl fahri hakimlik görevinde bulundu. Bir dönem yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Meclisi'nde YTB'de Almanya Türklerini temsil etti.
Başarılı Fahri hizmetlerinden dolayı gerek Almanya'da ve gerekse Türkiye'de çeşitli kurum ve kuruluşlardan üstün hizmet belgesi aldı. Yakup Tufan halen TEAM, Türk Eğitim ve Araştırmalar Merkezi Başkanlığı'nı yürüten bir hemşerimiz. Balkanlar, Kafkaslar, Türkistan coğrafyası, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Afrika'da başta temiz su kuyuları açma çalışmaları olmak üzere eğitim ve gıda gibi birçok proje ve insani yardım faaliyetlerini devam ettirmektedir. Yarım asra yakındır fahri hizmetler yapan ve çevresinde günümüzün Yunus Emre'si olarak isimlendirilen Yakup Tufan, 50 civarında ülkeye giderek bir yandan insani yardım ve gönül köprüleri kurma çalışmaları yaparken, diğer yandan Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtma konusunda da başarılı hizmetler yürütmektedir. Araf'taki Türkler kitabının yazarı olan Yakup Tufan, kitap, şiir ve gönül coğrafyamız üzerine araştırma ve çalışmalarını sürdürmektedir. Memleketim yaslanmış oturmuş bayıra düze, dağları gark olmuş güle nergize, dereleri çağlar akar denize. Memleketim benim canım Yozgat'ım, kuzeyden doğudan birleşir suyu, boldur pınarları bulunmaz kuyu, İnsanı yiğittir, değişmez huyu. Memleketim benim, canım Yozgat'ım. Yolları tozludur, incedir ince. Gülleri açar hep goncadır gonca. Bereket hasat dolar dam boyunca. Memleketim benim, canım Yozgat'ım. Birçok yiğitler yetiştirmiş, kurtuluş cihan harplerine girmiş, gazi olmuş, nice, nice nice şehitler vermiş. Memleketim benim, canım Yozgat'ım. Açmış kollarını, bekliyor beni, derinden özledim Yozgat ben seni. Alıp bağrına bas, alıp bağrına bas, kucakla beni. Memleketim benim, canım, canım Yozgat'ım. Memleketim benim, canım Yozgat'ım. Yakup Tufan.
Sevgili dostlar, değerli dostlarımız yorumlar yazdı Yakup Tufan Üstadımız için. Müsaadenizle onları okumak istiyorum. Sevgili Başkanımız Ahmet Sargın bizi dinliyor ve diyor ki, Yakup Tufan Bey Avrupalı, hem Türk ve Müslüman cemaatinin Yılmaz savunucusu, temsilcisidir. Dünyanın her yerine, mazluma, garibe, yetime el uzatan derneklerin, cemiyetlerin içinde yer alıyor ve öncü kahramanlardandır. Değerli hemşerimizi gönülden alkışlıyoruz diyor. Ve Türk bayrağını dünyanın her yerinde gururla dalgalandıran yiğit bir Yozgatlıdır o diyor. Yürekten alkışlıyor, tebrik ediyorum diyor değerli Yozgat Şairler ve Yazarlar Başkanımız Ahmet Sargın. Ve sevgili Şaban Kahraman Üstadımız bizi dinliyor. Kolay gelsin, başarılar diliyorum hocam diyor. Sağ olun, var olun. Ve yine sevgili Ahmet Sargın Başkanımız, Araf'taki Türkler kitabı Avrupalı Türklerin çığlığı feryadı niteliğindedir. Yakup Bey bize söz verdi, anılarını da bir kitapta toplayacak inşallah. Gözyaşlarıyla dinlediğimiz anıları var Yakup Tufan hemşerimizin diyor. Sağ olsun, var olsun başkanımız. Ve Almanya Türklerinin temsilcisi kardeşimizdir diyor. Bir kahraman, o bir temsilci, o bir insanlık elçisi diyor. Değerli dostlar, Yakup Tufan Üstadımız için sevgili başkanımız. Ve Şaban Kahraman Üstadım da başarılarının devamını diliyor sevgili Yakup Tufan Üstadımızın, sevgili dostlar. Az önce yayının başındaki konuşma Yakup Bey'in kendi Face sayfasından alınmıştır. Başkanımız diyor ki, Yakup Bey efendi çalışkan ve yardımsever çalışmaları ile Türk ve İslam dünyası ile aramızda gönül köprüleri kuran bir yiğit Yozgatlıdır. Evet, anılarını günlüklerine yazacak inşallah diyor. Evet, programı kaçırmazsa mutlaka görev başındadır diyor. Olsun, tekrarını diler. Arkadaşlarımızın illa yayın sırasında olmasını zorunlu tutamıyoruz elbette. Burada olurlarsa memnun oluruz ama olamayanlara diyecek bir sözümüz yok. Her zaman gönüllerimiz dostlarımızla birlikte sevgili dostlar. Evet, başkanımız diyor ki, gör ki diyor Yakup Tufan hangi mazlumun, garibin kapısında ama muhakkak dinler, izler diyor. Elbette ben ona inanıyorum değerli başkanım. Ve sevgili Yakup Tufan Üstadımızın, sevgili dostlarım, bir linkini atıyorum ben şu anda, sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, kanayan yaramız Doğu Türkistan'ı Yakup Tufan ile konuştuk diyor Uygur Televizyonu. Ve sevgili dostlar, bütün yayın bir saat ama en azından başından böyle birazcık bir sohbetini size dinletmek istiyorum sevgili dostlar. Buyurun. Bizleri tanıyorlar, sizi tanıyorlar ve sizin yaptığınız işlere aslında hiç de yabancı değiller artık. Biz sizin özellikle dünya Türkleri için yaptığınız çalışmalarla zaten bunu biliyoruz ve dünya kamuoyu da, özellikle Türk dünyası da bunu böyle biliyor. Tabii ki neden Türk dememize gerek yok, zaten Türk olduğumuz için Türk, ama bir de neden kendiniz ya da normal insanlar işte kendi bulundukları yerlerde, işte ilk önce evindeki meselelerle, mahallesindeki meselelerle, şehrindeki, ülkesindeki meselelerle uğraşırken neden siz dünya Türkleriyle uğraşmayı seçtiniz? Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Uygur TV izleyenlerine buradan saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sevgili kardeşim Recep Bey, inşallah bugün insanlarımızı aydınlatan, daha doğrusu yaraya melhem olacak bir sohbet yapma imkanımız doğar. Eyvallah. Beni davet ettiğiniz için her şeyden önce size tekrar teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu Uygur TV yayınlarına da başarılar diliyorum. Her taraftan dinleniyor. Çok güzel. Büyük bir eksikliği gideriyor. 2017 yayını. Eyvallah. Sizlerin katkılarıyla tabii ki. Eyvallah. Hepimiz bir team'iz. Evet. Hepimiz bir ekibiz. İsterseniz bu team'in bir açılımını yapalım.
En azından tim olarak neyi ifade ediyor? Tim şöyle söyleyeyim. İsterseniz tarihine de kısa olarak değineyim. Tim'in Türk Eğitim ve Araştırmaları Merkezi'nin, Almanca tabiriyle Türkçe bildiğimiz Studienzentrum EFA'nın tarihi adı Türkistan Yardım Kasası. Eyvallah. 1980'lerde kurulan bir dernek. O zaman rahmetli Bay Mirza Hayit Bey büyük bir alimdi. Çok severdim. Çok sayardım. Çok büyük bir mücadele adamıydı. Bu da rahmetle anlıyorum kendisini. Rabbim rahmet eylesin. O Türkistan'dan gelen muhacirlerin ister Doğu isterse Batı Türkistan olsun veya Güney Türkistan olsun, oradan özellikle Avrupa'ya gelen mültecilerin sıkıntılarını gidermek, onlara mali ve manevi destek olmak için bu cemiyeti kurmuşlar. Evet. Daha sonra kendisiyle birçok yerde seminer ve sohbet konferans verdik. Ve beni çok severdi. Bana küçük beyim derdi. Çok da ihtiyarlamıştı, yaşlanmıştı. Bir gün bana dedi ki, ben ölürsem gözüm arkada kalmasın. Bu deneyin başına seni getirmek istiyorum. Deneyi sana vermek istiyorum dedi. Ben de hay hay üstadım diyerek Rabbim de yardım etti. Derneği o günkü Türkistan Yardım Kasası'nı biz almış olduk. Evet değerli dostlarım. Sohbet çok güzel. Gerçekten şöyle sırtınızı dayayıp linkini attım. Yayını başından sonuna izleyiniz. Çünkü kanayan yaramız Doğu Türkistan 2017 yayını. Ama şimdi yıl 2021, acılar hala devam ediyor sevgili dostlarım. Sevgili başkanımız gözyaşıyla dinliyoruz diyor. Gerçekten doğrudur. Çünkü hepimiz acıyla dinledik sevgili dostlar. Evet, Yakup Tufan Bey mazlum dünyanın temsilcilerinden kendisine saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgilerimizi gönderiyoruz hemşerimize ve gurur duyuyoruz elbette kendileriyle. Evet sevgili dostlarım, elbette bir şair yönü de var sevgili Yakup Tufan'ın ve ben müsaadenizle antolojimizdeki iki şiirini daha paylaşmak istiyorum Yakup Bey'in. Mektup. Mektup, çabucak git bizim ellere, yar ile gezdiğim eski yerlere. Söyle rüzgarlara, tutmasın seni, varınca anlat sen o yare beni. Anlat her şeyimi, anlat sen beni. Yar gözleri yaşlı bekliyor seni. Söyle, söyle dertlerini sen ona bir bir. Belki de küsmüştür bize, kim bilir. Dertlerim bitmez, hepsini söylesem. Günah bende mi ki ben de böyleysem? Yarimin dikeni gül oldu gayrı. Gurbette yarimden düşeli ayrı. Ayrılık çok acı geliyor bana. Tutuştum, kül gibi oldum ben yana yana. Yazsam da her şeyi, demesen ona. Kim bilir kaç kere soracak sana. Kim bilir kaç kere soracak sana. Yakup Tufan. Bitmeyen çile. Bitmeyen çilenin sahibi oldum. Gurbet ellerinde aldım ben onu.
açmadan güllerim sararıp soldum. Bu acı hasretin gelmiyor sonu. Bu acı hasretin gelmiyor sonu. Gezerim gurbette deli divane. Ruhum yaralıdır, gönlüm virane. Nasıl oldum bilmem deli divane. Gönül bahçem benim oldu virane. Gönül bahçem benim oldu virane. Derdimi söylesem ben kara taşa, yazılanlar gelir şu garip başa. Her zaman gam yükü, her zaman tasa. Bitmeyen çileyle kaldım baş başa. Bir garibim, bir garibim figan eder ağlarım. Ya dellerde kalsam ben de neylerim? Ruhum seda verir, figan eylerim. Götürün vatanıma, götürün vatanıma siz beni diye. Götürün vatanıma siz beni diye. Götürün vatanıma siz beni diye. Çanakkale Cihanı'nın yılında zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak işte bu bayrak. Ayımı, yıldızımı, bayrağımı, minaremi, ezanımı, camimi, Edirne'mi, Van'ımı özledim derinden seni. Hasretim, hasretim sana Türkiye'm der Yakup Tufan. Gönderlerinden geçinmedi daha, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak. İşte bu bayrak, zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Sevgili dostlar, tüm şair arkadaşlarımızı olduğu gibi Yakup Tufan Üstadımızı da kutluyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin diyoruz. Ve kahramanlık türküleri bu bayrak çalışması için Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nden Ekrem Şama hocama, şahsen tanıştığım Ekrem Şama hocama ve müzik Esat Kabaklı'ya teşekkür ediyoruz. Ay yıldızı ak, o mübarek bayrak.